İki çocuk annesi Yasemin Aksoy. Geçtiğimiz yıl 12 yıllık eşinden boşandı. Boşandı boşanmasına ama yakasını bir türlü kurtaramadı. Ayrılmalarına rağmen genç kadını taciz eden, yolda çevirip dayak atan cani koca en sonunda kimyasal bir maddeyle de talihsiz kadının yüzünü dağladı efendim. Acımasız saldırının ardından tutuklandı o cani koca. Ceza da belli oldu. Yusuf Çavdar silah sayılan o kezzapla canavarca hisle yaralama suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güzelliğine mi güveniyorsun? İşte seni öldürmeyeceğim ama süründüreceğim gibi cümleler kullanarak da bana doğru adım attı. Boşandığı eşinden bir türlü kurtulamıyordu. Onun kendisine zarar vermesinden endişe ediyordu ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemişti. Vücuduna kimyasal madde fırlatıp onu bu hale getiren caninin cezası belli oldu. Suçu canavarca hisle işlediği belirtilen sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ben cezaevinden çıkmasını istemiyorum. En ağır ceza neyse onu almasını istiyorum. Çıkmaması için de elimden geleni yapacağım. 32 yaşındaki Yasemin Aksoy, 36 yaşındaki Yusuf Çavdar'la olan 12 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırdı. İki çocuğuyla ailesinin evine döndü ama boşandığı kocası peşini bırakmıyordu. Aksoy çocuğunu hastaneye götürürken eski eşi tarafından darp edildi. Şikayetçi olan genç kadın tacizden dolayı uzaklaştırması bulunan eski kocası hakkında bir de darptan dolayı uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski kocası vazgeçmeye niyetli değildi. Bir sürü uzaklaştırma kararım, bir sürü şikayetim olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Sonuç daha da kötü olabilirdi. Gözlerimi kaybedebilirdim. Sabah araçların arkasına gizlenen Yusuf Çavdar, işe gitmek için evden çıkan Yasemin Aksoy'un yolunu kesti. Aralarındaki tartışma sonrası genç kadına dehşeti yaşattı. Montuna sakladığı kimyasal maddeyi eşinin yüzüne fırlattı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken talihsiz kadın acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi. Seni öldürmeyeceğim ama süründüreceğim gibi cümleler kullanaraktan sıvıyı yüzüme boca etti. Ben ilerlemeye başladığımda hafiften soğuk bir su hissettim. Gözlerimi kapatıp yüzümü korumaya aldım. İkinci hamlesi oldu. O da muhtemelen boynuma geldi. Yüzünde, boynunda ve bacaklarında derin yanıklar oluşan Yasemin Aksoy aylarca hastanede tedavi gördü. Eski kocası ise tutuklandı. Bunun sonraki bir adımı ölüm olacak benim için. Ben ölmek istemiyorum. Hakimin önüne çıkan Yusuf Çavdar anlık öfkeyle söz konusu maddeyi fırlattığını belirterek tahliyesini istedi. Ancak mahkeme pişman olduğunu inanmadığı Yusuf Çavdar'a tehdit suçundan 6 ay, silah sayılan yakıcı maddeyle ve canavarcı hisle yaralama suçundansa 5 yıl hapis cezası verdi. Ben cezaevinden çıkmasını istemiyorum. En ağır ceza neyse onu almasını istiyorum. Çıkmaması için de elimden geleni yapacağım.